Merhaba arkadaşlar, Spor Toto tahminleriyle sizlerleyim. Belçika Süper Kupa'da Kulüp Brugge ile Royal Union'ın karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Kulüp Brugge oynadı en son karşılaşmada PSV ile 1-1 berabere kalmış. AEK'yı 4-1 yenip, Knokke ile 1-1, Cercle Bruges ile 0-0 berabere kalıp Anderlecht'i 1-0 mağlup etmişti. Royal Union'ın form durumuna baktığımızda PAOK'u ve Eagles'ı 2-1 yenmiş. Patro ile 2-2 berabere kalmıştı. Nijen'i 8-0, Genk'i ise 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti Royal Union. Kulüp Brugge ile Royal Union arasında oynayacak olan karşılaşmaya ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Flamengo ile Giricuma karşı karşıya geliyor Brezilya Serie A'da. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Flamengo oynadı en son karşılaşmada. Fortaleza 2-1 mağlup olmuş. Cuiabá ile 1-1 berabere kalmıştı. Atletico Madrid 4-2, Cruzeiro'yu 2-1 yenmiş, Juventus'a 2-1 mağlup olmuştu. Giricuma'nın form durumuna baktığımızda Cruzeiro'yu 1-0 yenmiş, Fluminense ile 1-1, International'la 1-1'lik skorlarla berabere kalıp Vitória'ya ve São Paulo'ya 2-1'lik skorlarla mağlup olmuştu. Flamengo ile Giricuma arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Botafogo ile International karşı karşıya geliyor Brezilya Serie A'da. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Botafogo oynadı en son karşılaşmada Vitória'yı 1-0, Atletico Madrid'i 3-0, Cuiabá'yı 2-1'lik skorlarla yenmiş, Vasco ile 1-1 berabere kalıp Bragantino'yu 2-1 mağlup etmişti. International'ın form durumuna baktığımızda Juventus'a ile 1-1 berabere kalmış, kendi evinde Juventus'a 2-1, Vasco'ya 2-1'lik skorlarla yenilmişti. Fluminense ile ve Giricuma ile ise 1-1'lik skorlarla berabere kalmıştı International. Botafogo ile International arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Palmeiras Cruzeiro ile karşı karşıya geliyor kendi evinde. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Palmeiras oynadı en son karşılaşmada Atletico Go'yu 3-1, Bahia'yı 2-0, Corinthians'ı 2-0'lık skorlarla yenmişti. Grêmio ile 2-2 berabere kalıp Fortaleza'yı 3-0 mağlup olmuştu. Cruzeiro'nun form durumuna baktığımızda Bragantino 2-1, Grêmio'yu 2-0, Corinthians'ı 3-0'lık skorlarla yenmiş, Giricuma'ya 1-0, Flamengo ise 2-1'lik skorlarla mağlup olmuştu. Palmeiras ile Cruzeiro arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Grêmio ile Vitória karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Grêmio oynadı en son karşılaşmada Operário'yu 3-1 yenmiş, Cruzeiro'ya 2-0, Juventus'a 3-0 mağlup olmuştu. Palmeiras'ta 2-2 beraber kalıp Fluminense'ye 1-0 mağlup etmişti. Vitória'nın form durumuna baktığımızda Botafogo'ya 1-0 yenilmiş, Giricuma'ya 2-1 yenmişti. Corinthians'a 3-2, Atletico Pereira 1-0 mağlup olmuş, Fluminense'ye 1-0 mağlup etmişti Vitória. Grêmio ile Vitória arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Norrköping ile Halmstad karşı karşıya geliyor İsveç Asfaltkan'da. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Norrköping oynadı en son karşılaşmada Vastaras'a 2-1, Djurgården'a 3-1, Göteborg'a 1-0, Sirius'a 5-1, Varnamo'ya 4-0'lık skorlarla mağlup olmuştu. Halmstad'ın form durumuna baktığımızda AEK Stockholm'a 2-1, Malmö'ye 5-1, Haçkın'a 4-2 mağlup olmuş, Kolding ile 1-1, Gaius'te ise 0-0'lık skorlarla berabere kalmıştı Halmstad. Norrköping ile Halmstad arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Göteborg evinde Vastaras'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Göteborg oynadı en son karşılaşmada Hammarby'yi 1-0 yenmiş, Varnamo'yu 2-0 kaybetmişti. Norrköping'i ve Elfsborg'u 1-0 yenip Lillestrøm'e 2-0 mağlup olmuştu. Vastaras'ın form durumuna baktığımızda Degerfors'a 3-1 yenilmiş, Norrköping'i 2-1 yenmişti. Haçken'e 2-1 mağlup olmuş, Bromma ile 1-1 berabere kalıp Kalmar'ı 4-0 mağlup etmişti Vastaras. Göteborg ile Vastaras arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Elfsborg ile Mjölby karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Elfsborg oynadı en son karşılaşmada Haçken'i 5-3, Papos'u 3-0, Bromma'yı 3-0 yenmiş, Fredrikstad ile 0-0 berabere kalmıştı. Mjölby'nin form durumuna baktığımızda Malmö'yü 2-1, Sirius'u 3-2, Varnamo'yu ve Haçken'i 2-1'lik skorlarla yenmiş, Hividovre ile 2-2'lik skorla berabere kalmıştı Mjölby. Elfsborg ile Mjölby arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Daegu ile Gwangju karşı karşıya geliyor Güney Kore'de. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Daegu oynadı en son karşılaşmada Suwon ile 2-2, Incheon ile 0-0, Pohang ile 3-3 berabere kalmıştı. Sangmu'ya 2-0, Ulsan'a 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu. Gwangju'nun form durumuna baktığımızda Incheon'a 2-0 mağlup olmuş, Ulsan'ı 1-0 yenmişti.
Gangwon'a 2-0, Suwon'a 1-0'lık skorlarla mağlup olup Jeju'yu 1-0 mağlup etmişti. Daegu ile Gwangju arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Seoul kendi evinde Sangmu'yu konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Seoul oynadı en son karşılaşmada. Ulsan'a 1-0 mağlup olmuş. Daejeon'u 2-1 yenmişti. Jeju'yu 3-2 kaybetmiş. Jeonbuk'u 5-1. Gangwon'u 2-0 mağlup etmişti. Sangmu'nun form durumuna baktığımızda Jeonbuk 4-0 yenmiş. Suwon'a 3-2 mağlup olup Incheon'la 1-1 berabere kalmıştı. Daegu'yu ve Daejeon'u ise 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti Sangmu. Seoul'la Sangmu arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Incheon'la Suwon City karşı karşıya geliyor Güney Kore'de. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Incheon oynadı en son karşılaşmada. Gwangju'yu 2-0 yenmiş. Daegu ile 0-0. Sangmu ile 1-1 berabere kalmıştı. Gangwon'a ve Jeju'ya ise 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu. Suwon'un form durumuna baktığımızda Daegu ile 2-2 berabere kalmış. Sangmu'yu 3-2 yenmişti. Ulsan'la 1-1 berabere kalıp Daejeon'u 2-0, Gwangju'yu 1-0 mağlup etmişti. Incheon'la Suwon arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Molde kendi evinde Kufumoslo ile karşı karşıya geliyor Norveç'te. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Molde oynadı en son karşılaşmada Fredrikstad'la golsüz berabere kalmış. Lillestrøm'ü 3-0, Tromsø'yu ve Odd'u 2-0 yenmiş. Viking ile 2-2 berabere kalmıştı. Kufumoslo'nun form durumuna baktığımızda Tromsø'yu 2-1 yenmiş. Viking'e ve Lillestrøm'e 2-1, Hamkam'a 3-2 mağlup olmuş. Sandefjord'la 3-3 berabere kalmıştı. Molde ile Kufumoslo arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Strømsgodset kendi evinde Tromsø ile karşı karşıya geliyor Norveç Ligi'nde. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Strømsgodset oynadı en son karşılaşmada. Lillestrøm'e 3-1 kaybetmiş. Sandefjord'la ve Odd'la 1-1, Brann'la 0-0 berabere kalıp Sarpsborg'u 3-1 mağlup etmişti. Tromsø'nun form durumuna baktığımızda Kufumoslo'ya 2-1 yenilmiş. Hamkam'la golsüz berabere kalmıştı. Sandefjord'u ve Sarpsborg'u 2-1 yenip Molde'ye 2-0 mağlup olmuştu Tromsø. Strømsgodset'te Tromsø arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Kamaritane Fredrikstad'la karşı karşıya geliyor Norveç Ligi'nde. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Hamkam oynadı en son karşılaşmada Odd'u 2-1 yenmiş. Tromsø ile golsüz berabere kalmıştı. Sandefjord'u 2-1, Kufumoslo'yu 3-2'lik skorlarla mağlup edip Brann'a 2-1 kaybetmişti. Fredrikstad'ın form durumuna baktığımızda Molde ile Elfsborg'la 0-0'lık skorlarla berabere kalmış. Kristiansund'a 3-1, Sandefjord'a 4-2 mağlup olmuştu. Hamkam'la Fredrikstad arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Haugesund kendi evinde Viking'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Haugesund oynadı en son karşılaşmada. Brann'la 1-1, Silkeborg'la 2-2 berabere kalmış. Sarpsborg'a 2-1, Bodø'ya 1-0'lık skorlarla mağlup olup Viborg'u 1-0 mağlup etmişti. Viking'in form durumuna baktığımızda Kristiansund'a 2-0, Kufumoslo'ya 2-1, Rosenborg'u 4-2, Stockholm'u 2-1 yenmiş. Molde ile 2-2 berabere kalmıştı Viking. Haugesund'la Viking arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.